Az sonra A'dan Z'ye YouTube'da nasıl reklam verebilirsiniz onu göstereceğim. Ayrıca yeni gelen ayarları detaylı göstererek önemli konuları sizinle paylaşacağım. Öncelikle eds.google.com'a giriyoruz. Açılan pencerede sağ üst tarafta bulunan oturum aç butonuna tıklıyoruz. Eğer ki EDS hesabınız yoksa direkt olarak size hesap oluşturmak istiyor musunuz diye bir sorgu çıkacaktır. Burada yeni Google EDS hesabı diyerek devam edin lütfen. Bundan sonrasında ise uzman moduna geçmemiz gerekiyor. Buradan hızlı bir şekilde uzman moduna geçiyoruz ve daha sonrasında bizi işlemlerimize devam edebilmemiz için bizi 6 sütunluk bir panel karşılıyor. Buradan ürün ve markayı değerlendirmeye tıklıyoruz ve daha sonrasında aşağıda bulunan görüntüleme sayısını arttırana da tıkladıktan sonra devam diyoruz. Burası bizler için artık daha da önemli olmaya başladığı ilk alan diyebiliriz. Bu saatten sonra ne yapıyorsak bizim için çok önemli. Çünkü cebimizden bir para gidecek ve en doğru ve en verimli şekilde reklamlarımızı optimize etmemiz gerekiyor. Lütfen buraya dikkat edin. Şimdi kampanya adından başlıyor. Kampanya da çok önemli değil. Sadece reklamlarınız arasında kaybolmamanız için önemli bir detay olarak bilmenizi istiyorum. Buraya ben kampanya 1 yazıyorum. İlk işlemimizi bitirdik. Kafamız rahat. Burada teklif stratejisine dokunmadan devam ediyoruz. Geldik bütçe ve tarihe. Kampanya toplamı olarak mı bir para ödemek istiyoruz yoksa günlük mü ödemek istiyoruz? Benim sizlere tavsiyem kampanya toplamı olarak ödemenizde yarar var. Bunun devamında anlatacağım sebeplerini. Bu reklama ayıracağımız toplam para nedir? Öncelikle bunu kafamızda bir muhasebesini yapmamız gerekiyor. 250 TL diyelim. Geldik şimdi kampanyamız ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? Burada başlangıç tarihini ben diyorum ki 1 Haziran'da başla. Daha sonrasında bitiş tarihini ise diyorum ki 10 Haziran'da bitir. Bize bu neyi getirdi? 250 TL'lik reklamımızda 10 gün sürecek. Her gün 25 TL değerinde bir tutar harcayacağını belirtmiş olduk. İstersek biz bunun gününü uzatabiliriz. Daha sonra ne olacak? Günlük bütçemiz daha da düşecek. Reklamlarımız az kişinin önüne çıkmaya sebep getirecek bu da. O yüzden bunu kendinize uygun bir şekilde ayarlamanızı tavsiye ediyorum. Burayı ben 5 gün olarak ayarlıyorum. Şimdi bu işlemlerimi de bitirip burayı kapatıyorum. Geldik konuma. Benim videom İngilizce mi, Türkçe mi, nerede yayınlanacak? Hindistan'da mı, Uganda'da mı, Türkiye'de mi, nerede olursa, Amerika'da mı? Şimdi burada eğer ki konum olarak gireceksem, yani Türkiye'nin İstanbul şehrinde istiyorsam buraya tıklayıp buradan gelişim iş aramaya tıklayabilirim ve buradan direkt olarak İstanbul ya da nereyi istiyorsam diyebilirim. Sadece o bölgede reklamlarımı verebilirim veya buradan mahalle olarak da girebilirim. Ama ben diyorum ki benim videom Türkçe, tüm Türkiye'de yayınlansın. Burada tüm Türkiye'yi seçiyorum. Bunu da bitirdim. Geldim dillere. Benim videom Türkçe mi, İngilizce mi neyse. Benim videom Türkçe olduğu için buraya tıklıyorum. Buraya Türkçe yazıyorum. Onaylıyorum. Ve bu diller kısmında bitiriyorum. Daha sonra ek ayarları da detaylı olarak inceleyip yapabilirsiniz. Diyelim ki ben mobilde ya da herhangi bir şekilde bir cihazda istemiyorum. Tabletlerde, TV ekranlarında kullanan insanların ya da kullanmayan insanların karşısına çıkmasını istemiyorum. Buradan tabletler ve TV ekranları kapattım. Benim reklamlarım sadece bilgisayarı kullanan ve cep telefonu kullanan insanların karşısına çıkacaktır. Buradan dilediğiniz gibi seçebilirsiniz. Ben şimdi tüm hepsine çıkmasını istediğim için burada tüm diyorum. Geldik sıklık sınırı. Bu çok önemli. Gerçekten çok önemli. Şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu gösterim sıklığı sınırı şuna sebep getiriyor. Diyelim ki siz reklamınızı bana bir sefer gösterdiniz. İki sefer de gösterebilirsiniz. Üç sefer de gösterebilirsiniz. Yani bir kişiye kaç kere reklamınızı göstermek istiyorsanız buraya onu yazmanız gerekiyor. Diyelim ki bir kişiye 5 kez göstermek istiyorsanız reklamınızı günlük için burada 5 yazabilirsiniz veya kaç kere göstermek istiyorsanız yazabilirsiniz. Ben sürekli olarak gösterilmesini istiyorsam bunu da kapatabilirim ve devam edebilirim. Daha sonra reklamlarım ne zaman yayınlanacak? İnsanlar hangi günler evde, hangi günler daha fazla etkileşime giriyor YouTube'da? Bunları öğrendikten, bildikten sonra reklamlarımı yayınlamak için buradan günlerimi, saatlerimi ayarlayabilirim. Veya cumartesi pazarı da seçebilirim sadece buradan tıklayıp. Cumartesi pazar derim. Buradan gelirim. Öğlen 12'de başlatırım. Akşam saat 5 arasında reklamlarım yayınlansın diyebilirim. Ben sürekli olarak burada işlemler yaptıktan sonra sağ taraftaki panelde sürekli olarak güncelleme meydana geliyor. Burayı da tamamladıktan sonra tekrardan kapatıyorum ve geldik reklam grubu adına. Bu da çok önemli. Sadece reklamlarınız arasında kaybolmamanız için bilmenizi istiyorum. Kampanya
adı 1.1 diyorum. İsterseniz videonuzun ismini de girebilirsiniz, size kalmış. Benim istediğim kitle, videomun kitlesi neye hitap ediyor? Hangi yaş aralığına hitap ediyor? Bu çok önemli. Demografiye tıklıyorum. Buradan kadınlara mı hitap ediyor, erkeklere mi, ya da her ikisine de mi, yaş aralıkları ya da ebeveynine mi hitap ediyor? Buradan tıklamanız lazım. Diyelim ki benim içeriklerim sadece 18-24 yaş arasını ilgilendiriyorsa gelip buradan tüm tikleri kaldırabilirim. Veya tüm herkesi ilgilendiriyorsa bütün seçenekler kalabilir. Burayı da geçiyorum, demografi kısmını. Geldik anahtar kelimelere. Anahtar kelime bizler için çok önemli olduğunu bilmenizi istiyorum. Peki niye bu kadar önemli? Çünkü insanlar YouTube'a herhangi bir kelime veya bir cümle arattığı zaman bizim videomuz çıkabilir. İlgili videonuz neyle alakalıysa birkaç kelime veya birkaç cümle yazabilirsiniz. Benim videom YouTube kanalı açmak isteyenlere tavsiyelerle alakalı bu video ise hemen ne yapacağım, buraya YouTuber nasıl olunur yazabilirim. İnsanlar bu kelimeyi YouTube'da arattığı zaman benim reklamım çıkma ihtimali her zaman daha fazla olacak. Çünkü ben bu kelimeye reklam çıkıyorum. Öyle düşünebilirsiniz. Şimdi buraya da ilgili kelimelerimizi yazdıktan sonra, çok fazla yazmanızı da tavsiye etmiyorum bu arada, 2 veya 3 tane yazmanızda yarar var. Daha sonrasında reklamlarınızdaki bütçenizi çok sarsabilecek düzeye gidebilir. O yüzden çok fazla yazmayın. Zaten reklamlarımızı çok minimum seviyede tutacağımız için bizler burada amacımız az bütçeyle çok fazla verim alabilmek. Burayı da kapattım. Geldim yerleşim. Bütün sekmeleri unutabilirsiniz. Burası her yerden daha da önemli olduğunu bilmenizi istiyorum. Peki neden bu kadar önemli? Anlatacağım, hiç merak etmeyin. Ben YouTube'a reklamlarımı veriyorum. Evet, burada bir problem yok. Fakat belki benim videom saçma sapan bir kategoride ya da herhangi bir saçma videoda reklamlarım çıkabilir. Bu da neye sebep getirecek? İzleyicinin dikkatini çekmeyecek ama benim cebimden para gidecek. İşte bunu istemediğim için, böyle şeylerin yaşanmasını istemediğim için ne yapacağım? İlgili yerlere reklamlarımı vermem gerekiyor. Oyun videomuzu nerede yayınlanmasını isteriz? O oyunu oynayan, kanalları izleyen kişilerin karşısına çıkmak isteriz. Bizim videomuz Valorant videosu. Hemen ne yapıyorum? YouTube kanalları diyorum. Buraya Valorant yazıyorum. Valorant oynayan kanalları karşıma çıkartacak. Çünkü bizim arama öbeğimiz Valorant kelimesi. Reklamımı hangi kanalda çıkmasını istiyorsam buradan hepsini gelip seçebilirim. Geri gelerek YouTube videolarına da reklamlar verebilirim. Sadece ve sadece diyebilirim ki, sadece ve sadece bu videoda reklamım çıksın benim. Veya bu videoda, veya bu videoda, veya bu videoda. Hangisini istiyorsam ve kaç tane istiyorsam buradan dilediğim gibi tıklayabiliyorum. Bu tamamıyla size kalmış. Yani biz burada neyi yaptık? Hem bu kanallarda reklamlarımız çıksın, hem de sadece ve sadece bu videolarda reklamlarımız çıksın diyebiliriz. Burayı da kavradığımıza göre tümünü temizle diyerek devam ediyorum. Burada reklam vereceğimiz videonun linkini bizden istiyor. Ben hemen buraya tıklıyorum, hemen yapıştırıyorum. Atlanabilir bir reklam mı olmasını istiyorum, yoksa feed içi mi? Yani bu ne demek? Hemen sizlere göstereyim. Atlanabilir'e tıklıyorum. YouTube'da herhangi bir video açtığınız zaman ilk 5 saniyede de çıkan video. Burada bize nihai URL'yi istiyor. Buradan nihai URL'yi de hızlı bir şekilde yapıştırıyorum. Bu işlemlerimizi de bitirdikten sonra harekete geçirici mesaj. Bu sağ tarafa lütfen dikkatli bakmanızı istiyorum. Burada dedik ki kesin izle dedik mesela. Burada kesin izle dersek reklamlarımız çıktıktan sonra hemen gördüğünüz gibi sağ tarafta kesin izle yazısı çıkacak. Yani insanların dikkatini çekebilecek bir reklam modeli oluşturursak eğer, az bütçeyle çok fazla insanı videomuza çekebiliriz. Buraya da başlık da ekleyebiliriz. Abone ol dedik mesela. Gördüğünüz gibi burada abone ol yazdı. Şöyle hızlı bir şekilde YouTube'da da göstereyim sizlere. Herkese selam kanalım. Gördüğünüz gibi burada abone ol yazdı, burada kesin izle yazdı. Burada insanların dikkatini çekebilecek şeyler de yazabilirsiniz. Daha sonra aşağı iniyorum. Reklam adı diyor. Reklam 1 olarak kalabilir. Şimdi reklam oluşturacağımız alana geldik. Reklam oluşturum. Bu videoyu reklamımızı vermiştik zaten. Aynı kampanyada farklı bir videomuza dahil ederek ona da reklam çıkabiliyoruz. Ben şimdi bir videoma reklam vermek istediğim için bu şekilde kalabilir. Bunu da kapatıyorum. Geldik görüntüleme başına maliyete. Burada minimum seviyeden almanız gerekiyor. Eskiden 0,01 kuruşla reklam verebiliyorduk. Fakat artık yıl oldu 2023. O yüzden bu tutarlar çok fazla düşük seviyelerde kaldığı için o tutarı girmenizi tavsiye etmiyorum.
Zaten bize de burada önerdiği tutar 0,21. 0,21 dersem ben, örnek veriyorum, bir kişiye gösterdi 0,21 kuruş gidecek. Farklı bir kişiye daha gösterdi 0,21. Yani her kişi için 0,21 olarak düşünebilirsiniz. Son işlem olarak kampanya oluştur diyoruz. İşlemlerimizin devam edebilmesi için, reklamlarımızın yayınlanabilmesi için bize diyor ki evet bu reklamı yayınlayacaksın fakat para yüklemedin hesabına. O yüzden ne yapıyorsun? Buraya hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bunu direkt olarak hayır diyebilirsin. Burada bize diyor ki promosyon teklifleri, anketler vesaire diyor. Biz istemediğimiz için mail adresimize direkt olarak hayır diyoruz. Aşağı iniyoruz. Bilgilerimizi girmemizi istiyor. Buraya tıklayarak kişisel diyorum. Adımı, soyadımı, adres bilgilerimi doğru biçimde girmeye gayret gösterin ki yanıltıcı girdiğinizde hesabınız kalıcı olarak banlanmasın. Buna lütfen dikkat edin. Buraya eksiksiz bir biçimde posta kodunuzu, bölgenizi, telefon numaranızı dilerseniz yazabilirsiniz. Burayı hızlı bir şekilde doldurduktan sonra alt kısma geliyorsunuz. Geldik önemli kısımlardan bir tanesine. İsterseniz manuel ödeme yapabilirsiniz, isterseniz otomatik ödeme yapabilirsiniz. Bu tamamıyla size kalmış. Ama benim tavsiyem manuel ödeme yapmanız. Çünkü sizin haberiniz olmadan kartınızdan herhangi bir ücret çekmesini istemiyorsanız manuel ödeme yapın. Burayı otomatik ödeme talimatı verdiniz. Burada seçenek olarak. Reklama ayırdığınız bütçedeki para bitti. Ne yapacaktır? Sizin girmiş olduğunuz kredi kartınızdan belli bir miktar para çekecektir. O yüzden buraya manuel ödeme yapın. Sizler buraya para yüklediğinizde hesabınızdan para çekilsin. 14 TL yazdınız. 14 TL çeksin hesabınızdan. Otomatik ödeme yapmanızı tavsiye etmiyorum. Tabii ki size kalmış. Şimdi en düşük 14 TL olduğu için 14 TL yazdım buraya. Hesabınıza para yükledikçe reklamlarınız yayınlanmaya devam edecektir. Buraya kredi kartı bilgilerimi de girdikten sonra Google Ads şartlarını kabul edip göndere basıyorum. Şimdi buraya hızlı bir şekilde doldurup geliyorum. Şimdi ise YouTube hesabınızı Google Ads hesabınıza bağlamanız gerekiyor. Sol taraftaki panelden yönetici diyeceksiniz. Daha sonra buradan bağlı hesaplar. Ve buradan da YouTube hesabınızı, buradan YouTube hesabınızı bağlamanız gerekiyor. Burada yönet ve bağla diyorum. Eğer ki hesabınız hiçbir şekilde bağlı değilse burada size iki tane seçenek çıkmayacaktır. Buradan artıya basacaksınız. Buradan YouTube linkinizi buraya yapıştırıp daha sonra devam diyeceksiniz, onaylayacaksınız ve işlemleriniz bitecektir. Benim anlatacaklarım şimdi bu kadar. Google Ads'de reklam nasıl verebileceğinizi öğrenmek istiyorsanız yanlış kan videoyu tıklayarak gidebilirsiniz. Orada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.